Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızda bugün sizlerle birlikte gençler kümelerin ÖSYM bakış testini çözümlerini yapacağız. Evet. E, kampımız Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyor. Ben bu kaynağı kullanıyorum arkadaşlar. Kaynağı kullanmak isteyenler varsa açıklama kısmındaki linkleri inceleyebilirler diyelim. Ve gençler çok güzel sorular çözeceğiz bu dersimizde. Bunun hatırlatmasını yapayım. Videoyu izlerken, dersi dinlerken buna göre böyle algılarını aç, bir derlen toparlan, elinden kalem eksik olmasın, o şekilde dinle. Tamam mı benim? Pekala. Hazırsan derse geçelim. Evet şöyle senle ilk soruya bir beraber bakalım. Ee, diyor ki 4 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı 4. elemanına, 3 e, tane elemanı 4. elemanına tam bölünebiliyorsa bu kümeleri 4. küme diyoruz. ABC dördüncül küme olmak üzere. Bu üç kümenin de birden farklı dördüncü elemanları birbirine eşitmiş aynı zamanda. E, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısı 8 olduğuna göre A birleşim B birleşim C kümesinin elemanları toplama en az kaçtır? Şimdi birden farklı demiş değil mi bak? Birden farklı dördüncü elemanları birbirine eşit. E, kümenin de ben elemanlarının toplamının az çıkmasını istiyorsam o halde bu dördüncül küme yapan ortak elemanı düşünelim. Yani ortak olsun ki hepsi tamamına bölünsün. Bak şimdi mesela ben bunu 2 seçersem, 2 seçersem, 2 seçersem. Bunların her biri 4 elemanlı olacak 4. hüküme olabilmek için. 3 tane elemanın da 2'ye bölündüğünü düşünecek olursam A kümesini en küçük hangileri seçerim? 4'ü koyarım, 6'yı koyarım ve 8'i koyarım. Böylelikle A kümesini tamamlamış olurum arkadaşlar. A kümesi böylelikle tamamlandı. Peki şimdi ben yine 2'nin yanına 4'ü seçsem, tamam mı? A birleşim B birleşim C'nin 8 elemanı vardı. Şu an A birleşim B birleşim C'yi yazsam yine bana A'yı veriyor, değil mi? Sonuçta 2 4 6 8 var birbirinden farklı olarak. Benim benim 4 tane daha birbirinden farklı elemana ihtiyacım var. Dolayısıyla ben bunu da 4 seçeyim. Bak şimdi gelirim bunu 10 seçerim. Bunu 12 seçerim. Tamam mı? 2 4 6 8 10 12 şurayı 14 seçerim. Bunu da 16 seçerim. Böylelikle A birleşim B birleşim C 8 elemanlı olur. İşte en küçük elemanlar da bunlar. Zaten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diye gidiyor. En küçük elemanlar bunlar. İşte bunların toplamı sorulmuş birleşimlerinin. Birleşim kümelerinin içerisinde 2, 4, 6, 8. Bak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 var. Şunları zaten birleşim kümelerinin içerisinde tekrar tekrar dahil etmem. Bunların toplamı sorulmuş. Bunlar da iki parantezine alınırsa 1 artı 2 artı nokta 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 16'ya değil 8'e kadar olan sayılardır. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2 idi. E ben bir de bunu bir daha 2 ile çarpacağım. 2'ler giderse 8 kere 9'dan bunların toplamı bana 72'yi verir. Cevabımız da A şıkkı olmuş olur. Evet devam ediyorum ikinci ÖSYM bakışta. aşağıdaki Venn şemasında N harfiyle başlayan isimlerin kümesi A. N harfiyle biten isimlerin kümesi B. 6 harfle oluşan isimlerin kümesi C olarak belirtilmiş bize. Şimdi bir K kümesi veriliyor. Bu K kümesinde de işte Nalan, Destan, Nuran, Nesrin, Nermin, Asuman, Nevin, Pelin gibi isimler var. Tamam mı? Ve diyor ki olduğuna göre bir tane de böyle Venn şeması şekli verilmiş. Bu Venn şemasındaki sarı boyalı bölgeye K kümesinin kaç elemanı yerleşir diye soruluyor. He, şimdi. Abi, A ile B'nin kesişimi olacak diyor. Yani N harfiyle başlasın diyor. N harfiyle bitsin diyor ama 6 harften oluşmasın diyor çünkü C'nin içi yok. Yani C'nin dışında kalsın diyor. O halde ben N harfiyle başlayıp N harfiyle biten ama 6 harfli de olmayan e, isimleri seçeceğim buradan. Nalan 5 harflidir, uygundur. Destan zaten N ile başlamıyor. Asuman da N ile başlamıyor. Pelin de N ile başlamıyor. Bunlar gider. Nuran olur bak N ile başlayıp N ile bitiyor ve 5 harfli. E, Nesrin 6 harfli olmaz, bu gitti. Nermin, olu, yani neyle başlayıp ile bitiyor ama 6 harfli olmaz. Nevin, ile başlayıp ile bitiyor ve 5 harfli. Kaç tane saydık? 3 tane. O zaman cevabımız da D şıkkı olur diyeceğiz. Geldik sağ üst tarafa. Bir gruptaki kız ve erkek öğrencilerle ilgili aşağıdaki kümeler yazılmış. Matematik dersini sevenler A kümesi, erkekler B kümesi, gözlük kullananlar da C kümesi olarak veriliyor. Ven şamasında gösterilen sarı boyalı bölgenin temsil ettiği küme aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi e, hangi bölgelerin içinde? Mesela A'nın dışında yani matematik dersini sevmiyor buradaki kişiler. Sarı boyalı bölgedekiler matematik dersini sevmiyor. E, aynı zamanda erkek B kümesinin içerisinde olduğu için ve C kümesinde içinde olduğu için iç bölgede olduğu için aynı zamanda gözlük de kullanıyor. Yani ...erkek, gözlük kullanan erkeklerden matematik dersini sevmeyenleri bulacağız. Biz cümlesel olarak bu olacak. Diyor ki bak matematik dersini sevmeyen gözlüklü ve erkek öğrenciler cevabımız D şıkkı olacaktı. Geldik dörde. A, B, C ve D pozitif tam sayılar olmak üzere. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerindeki elemanların toplamı 30'dur diye verilmiş. Buna göre K kümesinin elemanları çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben burada... 3 elemanlı alt kümelerin sayısını nasıl elde ederim? 4 tane vardı. 3 elemanlı tüm alt kümelerinde 4'ün üçlüsüdür. Yani 4 tane benim kümem olacak. Şimdi bu kümeler hangileridir? Mesela bir kümemizin içerisinde A, B, C elemanları vardır. Bir diğer alt kümenin içerisinde A, B, D elemanları vardır. Başka bir 3 elemanlı alt kümenin içerisinde A, C, D elemanları varken bir diğer üç elemanlı alt kümemizin içerisinde BCD olur. Bak dört tane demiştik zaten. Dört tanesi çıktı karşımıza. İşte buradaki elemanların yani bu küm, kümelerin elemanlarının toplamı. Ki üç tane A var, üç tane B var, üç tane C var, üç tane D var. Ve o halde ben 3 parantezinde A artı B artı C artı D eşittir 30 diyemez miyim? Allah gönül rahatlığıyla derim. Mis gibi de olur. Demek ki şurası kaçmış 10. Şimdi abi bu ABC'de pozitif tam sayıydı. Bunlar pozitif tam sayılarken ben toplamlarının 10 olduğunu biliyorsa, biliyorsam tek bir ihtimal vardır. 1, 2, 3, 4'tür arkadaşlar bunlar. En küçük pozitif tam sayıların toplamı 4 tanesinin toplamı 10 yapıyor zaten. Farklı bir tam sayı da olamamış olur. Olmaz. İşte bunların toplamı zaten onda ama çarpımı sorulmuş. 1, 2, 3, 4'ün çarpımı 4 faktöriyeldir. Yani 24'tür deriz. Böylelikle 221. sayfamızı da bitirdik ve devam ediyoruz ÖSYM bakış 5 Aşağıda bir sınıfın oturma planı verilmiş bize. Oturma planına göre bazı proje kümeleri oluşturulmaktadır. Şu gösterim bize şu anlamı veriyormuş. A kişisiyle aynı satır ve sütunda olan kişilerden oluşan küme. Mesela burada Ali. Ali'yi sarının içerisine almış. Diyor ki şudur yani Ali dediğimiz şey aslında şu olacak. Ee, Ali ile aynı satırda ve Ali ile aynı sütunda olan kişiler anlamını taşıyor. Yani Ali Can Ayşe Berk Cem, Işıl. Tamam. Umarım anlaşıldı. Pekala şimdi buna göre diyor. Nil kümesiyle Cem kümesi ve Aslı kümesini bu şekilde ven gösterdiğimiz takdirde diyor. Şurası ve şurasında bulunan eleman sayısı kaçtır? Diye sorulmuş bize. Şimdi ben e, yukarı bir çıkalım önce. Şöyle bir yukarı çıkalım. Ben şu sınıf düzenini şöyle bir kopyalayın bakalım oradan. Getirelim şuraya da yapıştırıverelim arkadaşlar. Tamam. Şöyle ben şunu alayım. Şuraya koyalım. Biraz da büyütelim gençler. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi şöyle indim. Öncelikle Nil nerede? Şimdi Nil dediğimiz e, arkadaşlar şu satır ve şuradaki sütundur. Nil burası. Sarıyla boyadığım bölge Nil. Daha sonrasında bir de turkuazla boyarsak bence yeşile döner. Cem. Cem neresi? Cem de hocam şurası ve aynı zamanda şurası. Cem de burası. Mesela bunların kesişiminde kalan yani yeşile dönen yerler şurası. Bak şurası hemen şöyle parmakla gösterelim. Şurası ve şurası yeşile döndü gördün mü şu ikisi. Bu ikisi ikisinin kesişiminde bulunanlar mesela. Bir de aslıya bakacağız. Aslı için de biraz şöyle gri kullanalım. Aslı nerede? Burada. O zaman şurası ve şurası da aslı olacak. Pekala. Şimdi çok koyu olan yeşiller sevgili arkadaşlar. Üçünün de kesişiminde bulunanlardır. Yani üçünün de kesişiminde bulunan nursa şurada nur vardır. Sadece nur var burada. Pekala. Şimdi diyor ki Sadece sarı kalanlar. Ben Nil'i ilk başta sarıya boyamıştım da ötekileri farklı renkle göstermiştim ya. O zaman şurası sadece sarıya boyalı kalanlar. Çünkü Can ve Ali'nin e, grubu yok burada. O halde sadece sarı kalanlar Can, Nil ve Arda olduğu için de burada Can var, Nil var ve tabii ki de Arda var. 3 kişi burada, 1 kişi burada. Toplam 4 kişi vardır. E, yeşil boyalı bölgelerde bulunan eleman sayısı tür diyebiliriz. Cevabımız A şıkkıydı. Altta soru yok. Geçtim saat üst tarafa. Şurayı kaldırabiliriz artık ve devam edelim. Şimdi aşağıdaki menşemasında diyor 6. ÖSYM bakışta. A kümesi üniversiteden mezun olanları, B kümesi liseden mezun olanları, C kümesi İngilizce dili bilenleri ki tahmin edersiniz ki şurası üniversiteden mezun olanlar olduğuna göre yani üniversiteden mezun olanların hepsi liseden de daha öncesinde mezun olduğu için zaten A B'nin içerisindedir. C de İngilizce bilenlerin kümesi. Şimdi diyor ki Ali diyor Ali ü y üssü gösterimi üniversiteden mezun ve yabancı dil bilmiyor anlamına geliyor. Ayşe l üssü y gösterimi de Ayşe liseden mezun olmamış ama İngilizce biliyor anlamını taşıyor. Şimdi buna göre demiş şuradaki gösterimlerden kaç tanesi verilen Venn şemasında mavi boyalı bölge içine yazılır diye sorulmuş. Düşünelim. Şimdi Mina liseden mezun ve İngilizce bilmiyor anlamını taşıyor. Şimdi o zaman ben liseden mezun ama üniversiteden mezun olup olmadığını bilmiyorum sonuç olarak. Yani ben bu Mina'yı İngilizce bilmediği kesin bak. Yani C kümesinin dışında kalacak. Ve liseden mezun. Şimdi şurada olabilir değil mi? Liseden mezun evet. İngilizce de bilmiyor. Evet. Lakin sırf burada olabilir diye ben buna doğru demem. Niye biliyor musun? E şurada da olabilir. Mina. Bak Mina burada da olabilir. Sonuçta buradaki bir kişi liseden mezun değil midir? Üniversiteden mezun olan her kişi üniversiteden de mezundur. E, liseden mezun ve İngilizce de bilmiyor. Yani beyaz bölgede de olabilir. O halde ben buna e, mavi bölgededir diyemem. Tamam bu gitti. Naz'a bakalım. Üniversite mezunu ve yabancı dil biliyor. Şimdi üniversite mezunu olup yabancı dil bilenler şuradadır değil mi? Bak hem A'nın hem de C'nin içinde olacak. Burasıdır. E şimdi burası da beyaz. O zaman bu da gitti. Emine'ye bakıyorum. Liseden mezun ve yabancı dil biliyor. Şimdi liseden mezun, yabancı dil biliyor. E şurada olabilir yine Emine. Sonuçta üniversite mezunu da lise mezunu olmuş oluyor ve aynı zamanda buradakiler yabancı dil de biliyorlar. E burada da olabilir. O halde bu da gitti. Liseden mezun değil ve yabancı dil biliyor. Şimdi liseden mezun değilse otomatikman dışarıdadır. Yabancı dil biliyorsa kesinlikle bilge buradadır. Bak bilge burada. Liseden mezun değil ve yabancı dil biliyor. Yani bilgeyi işaretledim. İrem'e bakıyorsun. Liseden mezun değil ve yabancı dil de bilmiyor. O zaman şuradadır İrem. Yani bu gitti. Zeynep'e bakıyoruz. Üniversite mezunu ve yabancı dil bilmiyor. Üniversite mezunuysa kesinlikle zaten şuranın içerisinde olacak ki burada zaten mavi bölge yok. Bu da gitti. O halde ne demişti? Kaç tanesi verilen benşamasına mavi boyalı bölge içerisinde yazılır demişti bize. O halde cevabımız kaçmış? A şıkkı olacakmış sevgili gençler. Geldik 7. ÖSYM bakışa. Pozitif rakamlardan oluşan bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı değilse, değilse bu kümeye half küme denir. Şimdi pozitif rakamlardan oluşacak. Bu kümenin eleman sayısı. Mesela örneğin bu, bu küme kaç elemanlı? 4. Peki bu kümenin bir elemanı mı? Hayır. O zaman biz bunu half kümedir diyoruz. Buna göre kaç tane half küme vardır diye soruluyor ve pozitif rakamlardan oluşacak aynı zamanda. Şimdi tabii bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı bunları düşüneceğiz. Mesela bir elemanlı olup da bir elemanlı olup da pozitif rakamlardan oluşur dediğine göre birden 9'a kadar olan rakamları kullanacağız. Yani sıfırı hiçbir şekilde kullanmayacağım. İçerisinde bir bulunmayan kaç küme oluşur? İşte sadece 2'den oluşur sadece 3'ten oluşursa, sadece 4'ten oluşursa, nokta 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 sadece 9'dan oluşursa. Değil mi? Şimdi kümenin eleman sayısı 1 ama kümenin içerisinde 1 yok. E o halde bunların hepsi half kümedir. Kaç tane vardır? E hocam 8 tane vardır. Değil mi? 2'den 9'a kadar olan sayı adedi kadar vardır. 8 tane. Şimdi 2 elemanlıları düşünecek olursam, 2 elemanlılar içerisinde 2 olmayacak. Şimdi içerisinde 2 olmayacaksa kaç tane yazılabilir? düşünüyorum. Abi 9 tane rakamım var benim. 0 hariç. 9 tane rakamım var. İçerisinde 2 olmayan 2 elemanlıları düşüneceğim. Yani 9'dan bir tane elemanı çıkardım 2'yi. Geriye kaldı 8 tane rakam. 8 tanesinden herhangi 2 tanesi. 8'in ikilisi tane. 3 elemanlı o zaman. Şimdi yine 8 tane kalacak. Bu sefer 3'ü kullanmayacağım. Ve 3 tane eleman seçeceğim. 8'in 3'lüsü. 4 elemanlı o zaman. 4 tane eleman seçeceğim. 5 elemanında 5, 6 elemanında 6, 7 elemanında 7, 8 elemanında 8 tane seçeceğim. Dolayısıyla şu 8 tanesini de ben 8'in birlisi biçimde düşünecek olursam 8'in birlisinden başlayıp 8'in ikilisi, 8'in üçlüsü, 8 bölü 3 yazdım yanlışlıkla. 8'in üçlüsü nokta 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 8'in sekizlisine kadar devam edeceğim. Bak iyi dinle şimdi. n'in n'in sıfırlısından başlayıp n'in birlisi nokta 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 n'in n'lisine kadar ben sırayla toplarsam bu bana 2 üzeri n'i verir arkadaşlar. Tamam. 2 üzeri n'i verecektir. E şimdi burada ben 8'in birlisinden başlamışım. 8'in sıfırlısından başlamış olsaydım bu bana 2 üzeri 8'i verecekti. Yani 256'yı verecekti ama 8'in sıfırlısı yok. Yani 1 yok. Ben buraya 1 ekleyip 256 bulduysam eklemeseydim 255'i bulacaktım. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyebileceğiz gönül rahatlığıyla. Peki devam edelim. 222 de bitirdik artık burada. Şimdi gençler 223. sayfamızdayız ve 8. sorumuzdayız. Bir nüfus müdürlüğüne kimlik kartları değişimi için başvuran kişilerin kimlik numaralarının son basamağı 3 ile tam bölünebiliyorsa bak son basamağından bahsediyoruz. Son iki basamaktan falan bahsetmiyoruz. Veya kimlik numarasından da bahsetmiyoruz. Sadece son basamağı, birler basamağı. 3 ile tam bölünebiliyorsa pazartesi günü. Çift sayı ise salı günü. Diğer kişilerse cuma günü işlem yaptırmakta. Kimlik numarasının son 2 basamağı birden 50'ye kadar olan 50 kişi bu 3 günden birini kullanarak kimliğini değiştirdiğinde bu kişilerden 18 tanesi pazartesi ya da salı, 12 tanesi salı ya da cuma günü kimlik kartını değiştirmiştir. Şimdi ya da dediğine göre ben bunu şöyle algılayabilirim. Pazartesi, salı ve cuma dedim. Tamam mı? Salı gününe mesela x kişi değiştirdiyse şimdi ne demişti? 18 tanesi pazartesi ya da salı değiştirmiş. O zaman salı günü x ise Burası 18 eksi x'tir değil mi? 12 tanesi de salı ya da cuma günü kimlik kartı değiştirmiş. O zaman cuma ya da 12 eksi x kalacaktır. Doğru mudur? Pekala. Diyor ki toplam 23 kişi kimlik kartını değiştirmiş. E o zaman ben bunları toplarsam bu da bana 23'ü verir. Toplamı 30 eksi x gelir buranın ve 23'e eşitse demek ki x kaçmış? 7. Yani pazartesi günü kimlik değiştiren 11. Salı günü kimlik değiştiren 7. Cuma günü kimlik değiştiren 5 kişi varmış. Diyor ki kimlik kartını Cuma günü değiştirmesi gereken kaç kişi değiştirmemiştir diye soruluyor. Şimdi Cuma günü değiştirmesi gerekenler kaç kişi acaba? Onu nasıl düşünürüz? Şimdi bizim e, kimlik numaramızın son iki hanesi 01'den 50'ye kadar gidecek. Yani 01, 02, 03, 04, 05, 47, 48... 49, 50. 50 kişi olacak böylelikle. Ve son basamağı 3'e bölünenler son basamağı ya 0 ile bitiyordur. Ya 3 ile ya 6 ile ya 9 ile bitiyordur. Son basamağı 2'ye bölünenler 0, 2, 4, 6 ve 8'dir. O zaman diğerleri nelerdir? Son basamağı 1 olan, 5 olan ve 7 olanlardır. O halde cuma günü değiştirenlerin kimlik numaralarının son 2 hanesi ya 01'dir. Ya 05'tir. Ya 07'dir. 11'dir, 15'tir, 17'dir. 21, 25, 27. 31, 35, 37'dir. Veyahut 41, 45, 47'dir. 50'ye kadardı zaten. 15 kişi normalde cuma günü kimlik değiştirmeye gitmesi gerekiyor. Ama kaç kişi gitmişti gençler? Hop, işte burada 5 kişi gitmişti. 15 e, beş kişiden 5'i gittiyse 10 tanesi cuma günü değiştirmesi gerekirken gitmemiş. O halde cevabımız da C şıkkı olur. Geldik efendim 9. sorumuza. Seda Türk alfabesinde bulunan her bir harfi A, B ve C kümelerini eleman olarak yazdıktan sonra B fark C kümesinin elemanlarından oluşan bir kelimeyi türev A fark B kümesinin elemanlarından oluşan bir kelimeyi balaban olarak belirlemiştir. Pekala. Buna göre kopuk, kuzey, sülfik, afset ve zulüf, zulüf kelimelerinden kaç tanesi C fark B birleşim A kümesine ait olabilir diye soruluyor. Şimdi dikkat et. Şurası B'de olup C'de olmayanlar. Yani şu kısım kesinlikle B kümesinin içerisinde olanlar. Şurası da o zaman A'da olup B'de olmayanlar olduğu için kesinlikle A'da bulunanlar. Yani hem B'de hem de A'da kesinlikle olan e, ben harfleri söyleyebilirim. B kümesinde kesinlikle olanlar T, Ü, R, V. Bak bunlar kesinlikle var. Çünkü türev yazabilmiş bunlarla. Daha var mı yok mu bilmiyorum. Olabilir. A kümesinde kesinlikle olanlar o da B, A, L ve N. B, A, L ve N. Tamam. Başka da olabilir tabii ki. Şimdi geldik buraya. C fark B birleşim A demiş ya. B birleşim A'da kesinlikle şu harflerin tamamı olacak. Kesinlikle. Ama fark dediğine göre artık benim yazacağım kelimelerde buradaki harflerin hiçbirinin olmaması gerekiyor. Mesela Ü harfi olmayacak. Zülf gider. Sülfik gider. A harfi olmayacak. Afset gider. E harfi olmayacak. Kuzey gider. Ama şuradakilerin hiçbiri kopuk kelimesinde olmadığına göre ait olabilir demişti. Sadece bir tanesidir. Cevabımız A şıkkı 1 olacaktı. Evet. Devam edelim sağ üst tarafla. Çok güzel bir soru ve bence hem hikayesi, hem görseli, hem şusu, hem her şeyiyle ÖSYM tarzı bir soru gençler. Çok iyi dinleyin bir telefonun rehber kısmında aratılan bitişik harfler içeren kelimeler aşağıda verilen şekilde gösterilmiş. Mesela arka arkaya AT yazınca yani at yazınca bize gösterilen bazı kelimeleri göstermiş. 23 tane sonuç çıkmış. Yani 23 tane e, ismin içerisinde, kayıtlı ismin içerisinde at var. Bunlar işte mesela Talat gibi, Polat, Nihat, Atiyen gibi 17 tanesinde de en çıkmış. Mesela Bengü, Yaren, Engin, Laten gibi şekillerdeki arama sonuçlarına göre içerisinde at ve en kelimeleri bulundurmayan toplam isim adedi 101'miş bu çapta. Her iki kelimeyi bulunduran isim sayısı da 4'tür. Ha, bir de her ikisinde bulunduranlar var. Mesela buradaki Laten gibi. Mesela buradaki Atyen gibi. Bak hem en var burada. N var. Hem de burada at var gördün mü? Hem at hem en, hem at hemen. E şimdi o zaman dört tane ise 23 tane böyle buldu, 17 tane böyle buldu ya. Etti kırk. E bunlardan dört tanesini ben ikişer defa saydım o zaman. Çıkarırsam 36 tane sadece at, 36 tanesinde de sadece en kelimesi bulunan harfler var veya tamamı sadece demeyim. Yani at ve en içeren toplam kelime adedi 36 saf. Peki. E 101 tane de ne vardı? Hiç bulunmayan vardı. E şimdi sadece at bulunan, sadece en bulunan, hem at hem en bulunan 36 tane. Hiçbirinin bulunmadığı 101 tane ise bu rehberde kayıtlı isim sayısı 101 artı 36'dan tabii ki de 137'nin ta kendisidir. de bu tarz problemler seviyor zaten. Bu tarz çözümler istiyor senden. İşlem yok. Tek yaptığın işlem 40'tan 4'ü çıkarıp 101'e de bu bulduğun sonucu eklemek başka da bir şey yok gençler. 11. ÖSYme bakış. 1 2 3 4 10'a kadar olan bir küme verilmiş. Bu kümenin en az 2 elemanı e, ve en az 2 elemanlı ve elemanları ardışık olan e, sayılar olan alt kümelerine sıralı küme denir. Mesela 3 4 bak ardışık. 7 8 8 9 10 bak 3 elemanlı ardışık. 5 6 7 8 bak 4 elemanlı ardışık. Kümeleri birer sıralı kümedir. Şimdi buna göre elemanlarının aritmetik ortalaması bir tam sayı olan kaç tane sıralı küme vardır? He, şu doğru burada bu biraz şey. Burada kendin düşüneceksin, yorum yapacaksın. Bu yorumu bir buçuk saniyede de yaparsın, 15 saniyede de yaparsın, 150 saniyede de belki göremez. O yüzden bu yorum bizim için değerli. Yorum şu, hocam bir kere elemana dedi tek sayı olmalı sebep. Mesela şuna bak bunun aritmetik ortalaması tam ortasındakidir 9'dur. Ama şunun aritmetik ortalaması 7.5'tur tam sayı değildir. Bunun aritmetik ortalaması tam ortadadır 6.5 ama tam sayı değildir. Niye bu iki elemanlı bu dört elemanlı yani çift elemana sahip ama bu tek elemana sahip. Demek ki tek sayıda eleman olacak. E bir elemanlı da olamayacağına göre 3 elemanlı olabilir, 5 elemanlı olabilir, 7 elemanlı 9 elemanlı olabilir. Zaten kümemiz 10 elemanlı olduğuna göre 11 elemanlıyı yazamayız. 3 elemanlıysa eğer mesela en küçük elemanlardan oluşan 1, 2, 3 yani 1, 2, 3 diyelim. Bak bu küme sıralı kümedir. 3 elemanlı sıralı küme. Veya 2, 3, 4 Böyle gidersek 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7 diye gidersek en son sayacağımız şey 8, 9, 10'dur. Değil mi? Nokta 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 8 9 10. E şimdi ben dikkat ettiysen 1 var 2 var sonra 3 gelecekti. 4 5 6 7 8'e kadar geldim. O zaman bu tarzdaki 3 elemanlı sıralı kümeler 8 tanedir derim. Hemen geldim şuna 5 elemanlı. Mesela 1 2 3 4 5. Bir sonraki ne olacak? 2 3 4 5 6 olacak. Peki en sonuncusu hangisi olacak? 10 9 8 7 6 mı olacak? Bak 1 2 3 4 diye giderken en büyük elemanlı olan 5 elemanlı sıralı kümemiz en küçük elemanı 6 oldu. 1'den 6'ya kadar kaç tane sayı var? 6 tane. E o zaman eleman sayısını 3'ten 5'e getirince burası 8'den 6'ya düştüyse o zaman şunları sayarsam 4 tanedir. Bunları sayarsam 2 tanedir. Ve böylelikle 8 6 4 2 daha 20 yapar. Cevabımız da 20'nin ta kendisi olur. Doğru cevap D dedik. Ve bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlı ilerliyoruz ha. 223'ü de bitirdik. Toplamda 11 tane birbirinden güzel soru çözdük şimdiye kadar. Şimdi 12. sorumuzda 224. sayfada devam ediyoruz. Yine çok şık bir soru. Barış hocamın ellerine sağlık. Küme konusuyla ilgili soru yazan Barış. Önce şekil 1 ve şekil 2'deki biçimde kağıtlar üzerine taslak oluşturmuş. Taslaklara bir bakalım diyor ki A birleşim B birleşim C kümesi pozitif rakamlardan oluşacak. A kesişim B'de sadece tek bir eleman var. O da 3 olacak. A kümesinin içerisinde kesinlikle 1 var. B kümesinin içerisinde kesinlikle 6 var. C kümesinin elemanlarını bilmiyorum. Kümelerin elemanları pozitif tam sayılar olup o kümenin eleman sayısı aynı kümenin en küçük elemanının değerinden bir fazla olacak diyor. Şimdi şimdi A birleşim B birleşim C kümesi pozitif rakamlardan oluşuyorsa zaten sıfır yoktur. Doğru mu? E, 0 yoksa A kümesinde 1 varsa A kümesinin en küçük elemanı kesinlikle 1'dir derim. O zaman eleman sayısı da en küçük elemanından bir fazla olacaksa e, ne olacak? Eleman sayısı 2 olmalı. E, A kesişim B'de 3 varsa o zaman bu A kümesinin diğer elemanı kesinlikle 3'tür. Ve ben bu kümeyi kapatırım. A kümesi net bir şekilde bu. B kümesinin içerisinde de kesinlikle 3 var. Bak %100 var. Tamam %100 var. E, o zaman ben B kümesinin e, ee, elemanlarından bir tanesi. Şimdi 6 var 3 var. E, ee, ben buraya 2'yi yerleştirirsem. 2'yi yerleştirirsem. En küçük eleman 2 olduğunda. 3 elemanlı bir küme olmak zorunda. E zaten şu an 3 eleman oluştu. O zaman bunu da kapatırım. Şimdi A birleşim B birleşim C pozitif rakamlardan oluşacaksa eğer. Pozitif rakamlardan oluşacaksa. C kümesine geriye kalan rakamlar kalmış olabilir. Bak 1, 2, 3, 4 yok. 5 yok. 6 vardı zaten. 7, 8, 9 diyebilirim ama dikkat edeceğim. C kümesi de o şartı sağlayacak. Bu kümenin en küçük elemanı hangisi? 4. Peki kaç elemanlı? 5. He, başka yazamam. O zaman C kümesi kesinlikle budur derim. Bu da bana E şıkkında verilmiş gençler. Evet. 13. kazanım bakış. 21.06.1978 yılında doğan Ulaş. Doğum günü tarihindeki, doğum günü tarihindeki Ardışık iki rakamı e, tarihte verilen sırayla birleştirerek 4 tane iki haneli sayı oluşturmuştur. Bu 4 sayının herhangi 2 tanesini kullanarak 2 elemanlı bir küme oluşturuyor. Ve bu kümenin elemanlarını kullanarak aşağıdaki biçimde 6 haneli bir şifre meydana getiriyor. İkisini kullanacağım. Mesela seçtiği e, yazdığı sayılar 21, 06, 19 ve 78'dir. Ardışık 2 tanesini böyle kullana kullana 4 tane iki basamaklı sayı üretti. Ve iki tanesini seçmiş. Mesela 21 ve 06'yı seçmiş. Bunlardan hangi şifreleri oluşturabilir 6 haneli? 21, 21, 06. 06, 21, 06. Bunları oluşturabilir. Peki diyor ulaş kaç farklı şifre oluşturmuştur diye soruluyor. Şimdi ben şöyle düşünürüm. 4 tane sayıdan. 2 tanesini seçmeyecek miydi? Bunu 4'ün ikilisi biçimde yapar. Yani 6 farklı biçimde. 6 çarpı. Şimdi devam. Benim oluşturacağım e, şifrede. 6 haneli olacak ya. Mecburen şundan 2 tane, bundan bir tane veya bundan bir tane, bundan 2 tane seçerek oluşturur bunu. Yani eğer A ve B sayılarını kullanacaksa ya AAB ya ABA ya da BAA biçiminde şifreler oluştururken eğer 2 tane B, 1 tane A kullanacaksa o zaman BBA, BAB ve ABB biçiminde şifreler oluşturmak zorundadır. Yani her oluşturduğu ikili sayıdan 6 farklı şifre çıkaracak. 6 çarpı 6 36 tane farklı şifreye tekabül eder. Bu da doğru cevabımız A şıkkının ta kendisidir gençler. 13. soruya da A dedik ve 234. pardon 24. sayfamızın sağ üst tarafından devam ediyoruz. ÖSYM bakış 14. ABC rakamlardan oluşan boştan farklı birer küme olmak üzere A kümesinin eleman sayısı B kümesine, B kümesinin eleman sayısı C kümesinin eleman sayısına eşit. Ve aynı zamanda A kesişim B ile A kesişim C de birbirinin aynısıymış. Bu eşitlikler sağlanıyorsa bu üç kümeye A merkezli küme denir denilmiş bize. Peki benzer düşünceyle verilen KLM kümeleri K merkezli kümedir. Şimdi ben şurayı nasıl oluştururum? Şu kısım var ya. Eleman sayıları aynı olacak diyor. Ona yapacak bir şey yok ama A kesişim B ile A kesişim C aynı olacaksa ben A kümesini eğer bu biçimde çizecek olursam mesela B kümesini şu şekilde çizerim. C kümesini de şu şekilde çizerim ve derim ki bak A kesişim B burasıydı. A kesişim C de burası olur. Bak bu da bu özelliği sağlar. E bunu sağlayacak biçimde K merkezli küme çiziyorsa o zaman K budur, L budur, M de budur derim. Peki devam. Diyor ki şimdi. K kesişim, L kesişim, M kümesinin eleman sayısı. Yani şuranın eleman sayısı. Buranın eleman sayısı. Elemanları ardışık sayılardan oluşan K kümesinin en küçük elemanının değerinden 2 eksik olacak biçimde oluşturuluyor. Ve K fark M ile M fark L'nin. Yani nereler oluyor bunlar? K fark M dediği kısım e hocam şurası zaten. Sarıyla gösterdiğim yer. Hemen boyadım burayı. Daha sonrasında bir de neresi vardı hocam? M fark L. E M fark L'de zaten burası. Değil mi? Bu ikisinin diyor birleşiminin elemanları 0, 1, 6, 7'dir. Şimdi benim şöyle bir iddiam var. K kümesinin içerisinde 0 ve 1 yer alamaz. Çünkü mesela burası 0 olursa şuradaki cümleyle çelişir. K kümesinin en küçük elemanının değerinden 2 eksik. 0'dan e 2 eksi eksi 2'dir. Eksi 2 tane eleman olur mu? Olmaz. İşte o zaman ben diyorum ki sıfırla 1 olmuyorsa 6 ile 7 olabilir. Şimdi ben o halde şuraya 6'yı buraya 7'yi yazacak olursam. Ne demişti bize? 6 ve 7 var. En küçük elemanından en küçük elemanından 2 eksik olacak eleman sayısı. E şimdi devam edelim. Bu eşitlik sağlandığına göre L kümesinin eleman top, elemanları toplamı. Ben şuraya 0 ile 1 diyeyim. E şimdi o zaman 6 7'yi buraya yazdık. 6 7'yi buraya yazdık değil mi? E 2 eksik olacak biçimdeydi. Mesela 4 elemanı olsa. 4 elemanı ol yani 6 ile 7'yi biz buraya yazdık ya. Onu şöyle düşünelim gençler. Şöyle düşünelim. Ben 6 ile 7'yi buraya yazsam. 6 ile 7'yi buraya yazsam. Ee, K kümesinin en küçük elemanının değerinden 2 eksik olacak biçimde oluşturuluyordu ya. Neresi? K kesişim, L kesişim mi? E burası 2 elemanlı. O zaman ben K kümesinin en küçük elemanına 4 desem. 5'i de buraya yazsam. K kümesinin eleman sayısı 4. K kümesinin en küçük elemanı 4. 4'ten 2 eksiği 2 ve kesişim kümesi de bak burası 2 elemanlı. Bütün şartları sağladık. Şimdi M farklı L'de de sıfırla bir 1 olmayacak mı 6 ile 7'yi buraya yazınca? E hocam olacak ama bir saniye şöyle bir durum söz konusu. Şurayı silelim. Çünkü farkının içerisindeydi 6 ile 7. 6 ile 7'yi ben buraya yazamam. 6 ile 7'yi buraya 4 ile 5'i buraya yazalım. O halde 0 ile 1 de buraya mı kalır? Aynen öyle. Şimdi diyor ki L kümesinin elemanları toplama en az kaçtır? Hocam başka eleman olup olmadığını nereden biliyoruz? K ve M'de olamaz. Çünkü SA, SB, SC hepsi eşitti. Şu an K kümesi 4 elemanlı, M kümesi 4 elemanlı, L de 4 elemanlı olacak. Ve 4 ile 5'in kesinlikle olduğunu biliyoruz. 0 ile 1 buradaydı zaten. O zaman geriye en küçük elemanlar hangileri kaldı? 2 ve 3 kaldı. Şimdi toplayabiliriz. Şunların toplamı 9, şunların toplamı 5, bunların toplamı 14 yapar. Cevabımız 5, 14'tür. Devam. ÖSYM bakış 15. İki farklı yayın evinin Matematik soru bankasını çözen İlker, bazı günler A soru bankasını, bazı günler B soru bankasını, bazı günler ise hem A hem de B soru bankasını kullanmaktadır. İlker 40 günlük bir kamp sürecinde 14 gün A soru bankasını çözmemiştir diyor şimdi. Dur. Şurası A soru bankası olsun. Şurası B soru bankası olsun. Bazı günler hem A'yı hem B'yi çözmüş ya. Bunların dışı da çözmediği günler olsun mesela. 14 gün A soru bankasını çözmemiş diyor. 22 günde B'yi çözmemiş. 8 gün dinlenmiş. Bak 8 gün dinleniyorsa 8 buradadır. Hiçbirini çözmemiştir. A soru bankasını çözmediği günler şurası ve burasıdır. Sonuçta dinlendiği günde B'yi çözmüyor ya. Mesela A'yı çözmüyor ya. O zaman A soru bankasını çözmediği günler 14 diyor ya. Ben derim ki hocam burası 6'dır o halde. Çünkü 6 ile 8'in toplamı 14 yapar. Veya 22 gün boyunca da B'yi çözmemişti. 22'den 8'i çıkardım. Burası da 14'tür o halde. Şimdi bunların toplamı 40 yapacaktı. 14, 6 daha 20, 8 daha 28. O zaman 12 günde hem A hem de B'yi çözmüştür. Soru kökünde ne diyor? İlker dinlendiği gün soru çözmediğine göre. Bu kamp sürecinde hem A hem de B soru bankasını çözdüğü gün sayısı. E 12'dir. Cevabı bulmuşuz zaten. Doğru cevabımız D şıkkıydı. 224'ü de bitirdik. Şimdi 225'teyiz. 16. ÖSYM bakış. Artık son sayfadayız. Birim karelerden oluşan aynı kağıda Ali, Berk ve Can isimli 3 arkadaş bir kenarı 4 birim diğer kenarı 3 birim olan birer dikdörtgen çizdikten sonra her birim karesine birer eleman yerleştirmiş. Her biri kendi çizdiğinin içine birer tane eleman yerleştirmiş. 36 elemanın yerleştirileceği şekil Ali ile Berk'in dikdörtgenleri çizilip aşağıda verilmiştir. Şekilde toplam 28 birim kareye birer eleman yerleştirilirken 4 tane birim kareye de ikişer eleman yerleştirilmiş. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki mesela örnek veriyorum. Ali ile Berk'in çizildiği burada verilmiş değil mi çizdikleri? Ali yeşili çizmiş olsun. Şuraya bir tane koyacak ya. E Can da pardon, Berk de mavi çizdiğine göre o da buraya bir tane koyacak. Böylelikle, şekli biraz daha yaklaştırayım. Böylelikle gençler, burada bir birim karenin içerisinde iki eleman olacak. Aynı şey şurası için de geçerli. İki tane eleman. E diyor ki toplam dört tane birim kareye ikişer eleman yerleştirmişler. He, demek ki diğerinin yani Can'ın çizdiğini bulmak için bunların herhangi bir tanesiyle İki tane birim karesi kesişeni elde etmem gerekiyor. Mesela bir gibi. Bak şurayı eğer ki şu an çizmiş dersem şuraya da iki tane konulacak buraya da iki tane konulacak. Böylelikle toplam dört tanesinde bak. iki dört. Dört tanesinde ikişer tane eleman olmuş olacak. Tamam mı? E şimdi o zaman bir olabiliyormuş bak canın çizdiğinden bir tanesi bir olabiliyor. Peki diğerleri hocam diğerleri olur mu? Bakalım. İki tanesiyle kesişen var mı? Şu zaten 4 olmaz çünkü burada 4 tane kesişmiş bak burada. Bu olmaz. 4'ü eledim. 2 olur mu? Hocam 2 de bak burasıyla 2 tane kesilmiş. Ama aması var. Şimdi eğer 2 nolu olursa şöyle yaptığımız takdirde şuraya hepsi koyacağı için 1 bir birim kareye 3 tane eleman konulmuş olur. O yüzden 2 de olmaz. 3 olur mu? E 3 bununla 4 bölgede kesişmiş. 4 birim karede kesişmiş. 3 de olmaz. O zaman tek cevabımız var. O da 1. Yani cevabımız A şıkkıdır. Ve gençler sağ üst tarafta 17. ÖSYM bakıştayız. İyi dinle güzel soru. Ve çözüm itibariyle tam ÖSYM'nin istediği gibi basitçe de bir soru. Aşağıdaki Venn şemasında A harfini içeren kelimelerin kümesi A, B'yi içerenler B, C'yi içerenler C, E'yi içerenler E kümesiyle gösteriliyor. Buna göre aşağıdaki kelebelerin hangisi mavi boyalı bölgeye ait olamaz diyor. Bir kere mavi boyalı bölge, mavi boyalı bölge içerisinde kesinlikle bak B kümesi bunu karşılamıyor. B kümesinin dışında kalmıştır. B kümesinin dışında kaldıysa hangisine ait olamaz diyor ya içinde B içerenler olamaz. Cavit Arda Canan ve Mücahit silersem B içeren zaten bir tek berber kalıyor. D şıkkı benim cevabım olacaktı. Ve son sorumuz. Rakamlardan oluşan bir A kümesinin 4 elemanlı bir alt kümesi B olsun. 4 elemanlı alt kümesi B. Ve bu A'nın alt kümesi olan B 1, 4, 8 ve 0, 2, 6 kümesiyle kesiştiğinde bu kesişim kümelerinin ikisinin de elemanlarının değerlerinin toplamı 10'dur deniliyor. Buna göre kaç farklı B kümesi yazılabilir? Şimdi B ile 1, 4, 8'i kesiştirdiğimde şu kesişim kümesi bana mesela 4'ü verse sadece 4. Tamam sadece 4. Burası da sadece 0 ve 6'yı verse. Yani B kümesinin içerisinde kesinlikle 0, 4 ve 6 bulunsa B kümesi 4 elemanlı olacaktı bir tane daha elemana ihtiyacımız var. Ve demişti ki şunla şunun elemanları toplamı 10 yapsın diyordu. Ben sırf o yüzden seçtim 0, 4 ve 6'yı. E şimdi bizim bu kümemiz, bizim bu kümemiz rakamlardan oluşmuyor muydu? Yani A kümesi dediğim küme aslına bakarsan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarından oluşuyor. B kümesinin içerisinde 0, 4 ve 6 vardır dedim. Aynı zamanda buranın kesişimi sadece 4 geliyorsa demek ki B'de 1 ve 8 yok. 1'i sildim, 8'i de sildim. B kesişim 0 2 6'da sadece 0 ve 6 varsa demek ki 2 de yok bu kümenin içerisinde. 2'yi de sildim. Şimdi benim şurada seçeceğim eleman nereden gelebilir? 3, 5, 7 veya 9'dan gelebilir. Ben buraya 4 elemandan herhangi bir tanesini yerleştireceğim için B kümesinin elemanları eğer 0, 4, 6 ise buraya sadece 4 tane B kümesi oluşturabilirim. Mesela 0, 4, 6, 3, 0, 4, 6, 5, 0, 4, 6, 7 ve 0, 4, 6, 9 biçiminde. Aynı şey şunun için de geçerlidir. Yine B kümesi sadece 0, 4, 6'nın toplamı mı bana on, onu veriyor? Hayır. Şöyle de olabilir gençler. Ben bu B kümesini şuradan sadece 8'i. Şuradan da sadece 0 ile 2'yi seçerek oluşturabilirim. Rakamlar toplamı ne olmuş olur? Yine 10. Yani 0, 2 ve 8'i kullanarak B kümesini oluşturacağım. Yine bir tane elemana ihtiyacım var. Ve gene aynı senaryodan ve gene aynı sebepten buradan da 4 tane ben B kümesi oluştururum. Yani etti 8. Peki başka küme var mı? Var. Lan e sıfırın toplama işleminde etkisiz eleman olduğunu biliyorsun. O halde sen B kümesini şuradaki kesişim kümelerini şöyle de oluşturabilirsin. Bak dersin ki buranın kesişimi sadece 8 buradan da kesişimi sadece 2 olsun dersin. 2 ile 8'in toplamı da 10 yapar. 2'yi yazdım 8'i yazdım. 2 tane daha elemana ihtiyacım var. Ama bu sefer 0 az önce tik atmıştım ya. E, kesişimlerinde sıfır yok kesişimlerinde sıfır yok o zaman B kümesinin içerisinde de kesinlikle sıfır yoktur deyip buna da çarpatmam atmam gerekiyor. Ve gene 4 tane elemanım olacak. Bu 4 tane elemandan bu sefer 2 tanesini seçeceğim. Yani 4'ün ikilisinden 6 tane de bu şekilde B kümesi oluştururum. Ve üstüne üstlük bir de hocam sadece 4 ve 6 olsa mesela şuradan 4 buradan 6'yı alsam. Gene 2 tane eleman seçeceksem gene 4'ün ikilisinden 6 tane de böyle gelir. 6 6 12 4 4 daha 8 12 8 daha kaç yapar? 20'yi verir. 20 tane B kümesi yazabilirim gençler. Ve böylelikle videomuzun ve ÖSYM bakışın, kümeler ÖSYM bakışında da gelmiş oluruz. Evet gençler. Arka plan rengimi değiştirdim. O da güzel olmuştur inşallah. Böyle renkli şeyleri eskiden sevmezdim. Ee, çalışırken renkli yapmıyorum ama böyle sarımtırak mum ışığı gibi bir renk yapıyorum. O böyle çok güzel odaklanmamı sağlıyor. Senin de odaklanmanı sağlayan şeyler illaki vardır. Sen de bunları deneyimleyebilirsin. Bunları yapabilirsin. Ufak bir masa lambası veya bir mum. Böyle hani küçük e, kandil mumları gibi mumlar oluyor ya onlardan. E, yapabilirsin. Bu da senin odaklanmanı sağlayacaktır illaki. Gerçi doktor biyoloji Barış hocanız <laughs> muma zararlı diyor eyvallah doğru söylüyor. Ama hani sonuç olarak e, verimi arttırıyorsa hafif bir zarardan da zarar gelmez diye tahmin ediyorum benim de düşüncem bu. Evet Barış hocanıza da selamlar. Gençler sonraki videomuz kümeler SML bakış olacak. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.